Mars yayınları gelsin abi. Volkan 28 Prime ile müstehcenlenmiş. Hoş geldin aramıza. Teşekkürler. Lan. Ne oldu ya? Oğlum arabam nerede? Yine arabam nerede ya? Arabam nerede ya? İyi mi geçilir? Böyle 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 böyle. Böyle böyle böyle. Alo. Lan oğlum neredesin sen? Piti vallahi bir sızmışım. Ne içtim, ne yediysem. Oğlum ben de sıçtık oğlum. Saruhan abiye ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Vallahi bilmiyorum ne diyeceğiz. Sıçtık. Konser yarıda kaldı. Sonra ne yaptılar bilmiyorum. Saruhan abinin yanına gitmeye korkuyorum ben. Çabuk gel buraya rüyada. Bu rüya. Lan oğlum rüya dedi. Telefonu kapattı rüya dedi ya. Çekmiyor mu lan bu? Fucking strutting his stuff like Aiden Spearhead that whole look. What a fucking lame poser. Don't worry. Bir dakika. Efendim Kenan. Peti Birim nasılsın? İyiyim sen? Rüya müya dedi kapattı Fiti telefonunu da neredesiniz? Yüzüme kapattı sevgiline sahip çıktı dedi. Biz karakolun önündeyiz gel istersen. Karakol mu? Gözünüzü seveyim. Daha yeni uyandım geldim ya. Ya benlik bir şey değil. Fethi Bey, Aytaç Bey'le bir şeyler olmuş da. Ya onun yine için... mi Aytaç? Yine mi Aytaç? Ben anlamadım. Tamam. Yok yok gidiyorum. Şimdi karakolun önünde sohbet ediyoruz. Gel. Tamam kız haydi kapat telefonu. Tamam gireyim. Tamam bay bay. Nasıl geleceğim acaba? Nasıl geleceğim acaba? Ha taksi lazım. Taksi lazım. Lazım. 516 77 96. 516 77 96. Açmıyor. Taskici de açmıyor. Açmıyor. Taskici yok mu ya? Alışveriş diyor. Şey diyor. Polizay! Polizay! Komiserim selamlar. Komutanım. Nasılsınız? İyi canım sen nasılsın? İyidir vallahi nasıl olsun arabayı dün şuraya çekmiştim de. Sızmışım içeride uyuyakalmışım şimdi çıktım araba yok çektiniz mi? Çekmiş olabilirler nereye gideceğim bırakayım gel. Sizin çok uğradığınız bir yer aslında. Şu araç kimin ona bakıyordum da. Bu araç galiba bilmiyorum. Oku bakayım bana. Neyi? Plakayı. Hemen okuyayım. R. Evet. C. Evet. U. Evet. H. Evet. 4-6. Ne? 4-6. Evet. 3-4. Lan doğru mu söyledin? He doğru. R, C, U, E, 46, 34. Evet. R, C, U. C mi C? C değil, C. J ile kelime başlamıyor.
Ne? Jamaika'nın J'si. Heh. Jamaika'nın J. Tamam. Selaminimmiş. Abi ne yaptın? Oo Burakçım sen ne yaptın? İyi ben de abi. Şeye İyi, kadar gideceğim. Karakola ben... kadar gideceğim. Sizinkiler kim? Hayır hayır gitmene gerek yok. Biz konuştuk da orada boş tut. Bir işimiz yok da onlar da geliyor şimdi. Ben önden bastım geldim. Tamamdır tamamdır iyi yapmışsın. Ha. Bizimkiler tamam, de geldi. Tamam ben kaçıyorum. Tamam komutanım görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey olursa falan arayın ha. Sen ara lan. Tamam tamam ararık. 155 değil mi? Ulan ya. Burak arada işte takılmazsan da olmuyor. Komiserler de sıkılıyor. Abi komiserlerle takılacağım tabi ya. Bak mesela benim var bir tane kawaii komiser diyorum ona. Yanaklar kawaii. Böyle kızarık kızarık. He. Kawaii Japonca bilemedim. Tatlı demek. Harbi mi diyorsun? He. Ana tamam ben bunu kullandım kızda. Bak bu şey. He. Kullan, anladın. Kullan. Benim kız ne yapıyor lan? Hangi abi? Hangi mi? Oğlum sakın bunu yengenin yanında söyleme ha. Abi kimden bahsediyorsun? Rüya oğlum rüya rüya. He. Abi geliyordu işte o da bizim şeyde karakolun oradaydı. Fethi, işte Demir abi, ben. Yılmaz Fethi, Demir. Abi. Sen Yılmaz abi geldi mi? He o da buradaydı. Dur arayayım hele bir. Falan da yanındaydı. Bir saniye. Bir saniye. Efendim. Yılmaz abi sen nerelerdesin be? Ospu çocuğu sen bensiz gittin prodüksiyon mu yaptın başkasıyla? Abi ne bak biz torpak mıyız? Geliyorum gevrek. Gel gel şeye gelsene. İşin var mı? Neye geleyim? Burası neydi lan bunu? Abi deli bak. Ben kimleyim burada deli... biliyor musun yarrak? Kimle? Fethi ile. Prodüktörüm. Bir saniye Fethi Bey. Tanıştınız mı? Ben de sizi tanıştıracaktım. Tanıştık. Tamam şey yapsanız da deli bala Kenan arıyorum. Mi? Kenan arıyorum Fethi'cim bir saniye. Neredesin sen? Deli bal. Deli bal ne ya? Ya deli bal sen mekan tabi bilmiyorsun şimdi açılış falan oldu bir sürü şey. Bu soundcheck yaptığımız yer mi? He orayı satın almışlar. Tamam kapat hadi dur polisler Fethi'yi götürüyor dur. Dur siz neredesiniz ben geleyim. Karakoldayız. Geliyorum dur tamam. Burak acil operasyon var yine. Nereye gidiyoruz abi? Karakola sür. Buradan geliyorum zaten. Oğlum buradan girip. Çıkayım sen öyle mi? Aynen sen çık tabi. Nasıl? Arkama da binebilirsin. Hani böyle şoför patron oluyor ya böyle. Aa iyi ediyor. Dedin iyi dedin. Haydi atla. Dur koçum. Benzin ortak olmam ha. Kemerini de tak abi yok sıkıntı yok. Lan benim arabadan mı lan? Senin araba hangisi abi? Ana ben de bundan aldım ha. Harbi mi? Harbi diyorum aynı. Güzel araba ya. Modifikasyonu bile aynı beğenmişiz. Abi zaten çok seçenek yok. Ben şu boruyu takmadım ama. Kime yaptırdın ama. Arabayı? He ben beğendim bunu ya. O boru şey için ya suda muda gitmesi için. He. İşte bence güzel. Çünkü boru ben otoklara gidiyorum abi baya böyle. Hani suya girdiğimizde oluyor. Ben şekilcilik aldım ya şekilcilik için. Nereye gidiyorsun? İyi oldu bunu yaptın. Karakola abi. İyi yaptım. He tamam ben anlık başım döndü. He. Yok sıkıntı yok abi. Damp Altıncay'ını kutlamış. Hoş geldinlerimize teşekkürler de. Senin için Azustas 42 100 bin. Kemal Hakkari'de asker olan Kaan İyi Bekler kardeşimize selamlar söyler misin? Şu anda O7 yapıyorum ama galiba kameradan gözükmüyor. Bir O7'ler alalım. Küfür duymuyorsan sıkıntı yok. Ya bir şey yok ya. Şey yok, duymadım. Heh bizimkiler burada dur. Teşekkür ederim Burakçı. Ne demek abi? Selamun aleyküm. Lan neredesin lan sen? Fide ne yapıyorsun lan? Kenan! Neredesin gerizekalı? Vay Petibürüm ne yaptın? İyiyim bu dengimizden. İyidir valla. Kafasına bak kızı gördüğü gibi bıraktı lan konuyu. Yılmaz abi gel sağlı sallayayım izledim be. Olayın ciddiyetine odaklan. Karşıda 3 tane memur var hadi bizi görmedin onları göreyim. Komiserim. Tamam. Arkadaşlar ellerini silahlanırsınız. Ne oldu Allah aşkına yine komutanım size ne oldu? Lan ne komutanı polis o. Komutanım görmedi. Ya Kenan, bizim orada bölge öğrenemedim. Jandarma bakıyordu da bizim oraya hep alışkanlık benim. Hadi Fethi Bey, oğlum. Kenan bir şöyle bir üçümüz konuşabilir miyiz? Konuşun. Tabii ki de konuşalım. Petü bölüm hemen geliyorum. Tamam. Jennifer Lopez ile ilgili bir durum var da. Tek bir kere konuşacağım.
Yılmaz abi. Sensiz prodüksiyon mu yaptınız lan? Abi sensiz prodüksiyon değil. Şimdi Fethi dedi ki, ben dedi sinemafobi oturuyorum dedi. Ben dedim sinemafobi olmasın sen dedim. Sinema dedim güzel bir şey dedim. Tuttum elime çocuğu sinemaya götürdüm iki. Sinematografi abi. Sinematografi dedi. Ben dedim o zaman dedim şimdi Yılmaz abinin yokluğunda bizim de Yılmaz abi gelince bir sürpriz ayarlamamız lazım. Sahne ayarladım abi ikimize. He, abi öyle bir şey olmadı. Yok. Ben sana aslını söyleyeyim mi? Anlat. Anlat. Biz doğrusunu böyle karşılaştık. En azından. Bunun konseri vardı. Abi ben bilemem fiyatları bilmem neleri dedi. Yılmaz abim de yok dedi. Sen bana yardımcı olur musun dedi. Dedim oğlum ne olacak seve seve bir günlük yardımcı olurum ne olacak dedim. Sonra öyle abi. Sonra böyle mi oldu lan sahneden. Kenan? Abi ama bir şey diyeyim mi sana? Satışı gördün mü? Anında bana satışı koydu. Tam bizim karakterimizde değil mi? Böyle mi oldu? Ama adam bak temiz adam değil miymiş? Doğrusunu ciddisini söyle. Böyle oldu. Helal olsun delikanlı adammış. Delikanlı tekrar adam. Tanışalım. Yılmaz ben. Olur da bir prodüksiyon iş olursa beraber mutlulukla çalışırım. Tabii ki ben de her bana zaman. Bana tam böyle adam lazım. Anlasam ama Yılmaz abi şey diyeceğim. Ben Yılmaz Bey'i çok sevdim valla. Şimdi ya kral adamdır kral adamı. Yılmaz abi biraz şimdi fiti şeyi bilmiyor. Bu paraları hani bu işlerde ne kadar şey falan. Şehri piyasayı. Tabii tamam, Santos'un piyasayı bilmiyor. Öğrendin 20 bin anlaştığım şey 12 binde nasıl indirdin fiti? Ya ne 20 bin? Oğlum manyak mısın? Abi neye anlaştık biliyor musun en son? Neye anlaştınız? Kişi başı 1750 alıyorduk. Kişi başı oraya gelen. Çok iyi fiti. Ve hepsinden %50'si bizim oluyordu. %50'si de mekan. Tam sikiş çok iyi fiyat. Evet bunu beğenmiyor bu çok taraf. Çok iyi lan Kenan. Nasıl iyi abi? Ben nasıl anlaşmıştım biliyor musun? Gelenden. Oğlum 20 bine siktir çekti soru abi. Rihanna mısın pezevenk seni nasıl sahneye çıkarsınlar? 1750 veriyor diyor adam. Tamam da bak kızın yanında böyle konuşmayın tamam mı? Lan kızın yanında oğlum, böyle konuşmayız yok. Da sen de ederini bile amına koyayım. Lan ilk konserine çıkacağım 1750 diyor adam. Doğru aslında böyle düşünmemiştim. Abi değerimizi bilemedi. Yok. Gayet doğru yapmış. Gayet doğru. Tamam. Benim için olaylar aydınlandı. Ben puzzle'ı birleştirdim. Çok teşekkür ederim dürüstlüğünüz için. Bu ya şeyden dün mekandan Kenan senin salaklığında bakiymiş. Allah kahretsin seni. Aynen ben kaldığı yerin. Abi ne bileyim ben bir düşük diye düşündüm. Çünkü bana 10-20 vereceklerdi. Lan 1750 diyor. Oğlum. 20 kişi koysan mekana kaç para yapıyor lan? Kaç para yapıyor? 1750 ikiye bölünmüyor. Lan 35 bin yapıyor. 35 bin. Az para mı oğlum tek mekanlık? Nasıl hesapladın lan bunu? Matematiğim iyidir. Helal olsun valla. 17'yi 2 ile çarptı oğlum işte. Kaçı? Allah aşkına gel abi. Çarpım tablosu bende 10'a kadar var. Hadi oğlum Saruhan abi. İlk kere 10, 20 araba bitiyor orada. 2 ile çarpıyorsun zaten gerizekalı 10'a kadar olması yeterli. He. Ne yap sonra? Kenan. Lan kız ne yapıyorsun? Ya bu kız da beni görünce çıldırıyor bak ha. Ne yapacaksın? Sahneye çıkacak mısın bugün? Abi vallahi bilmiyorum. Yılmaz abim de burada işte. Uygun görürse birlikte yaparız bir şeyler. Aslında sana bir sahne ayarlamak lazım ya. Yılmaz abi. Yani biraz daha Saruhan da gelir otelden çıkıp muhtemelen. Abi vallahi önce paraları almamız lazım paraları. Ne diyeceğim? Ama işte dün verenler giremedi ya Fethi. Organizasyonları sen yap abi. Yılmaz abi. Ben bir niye şey böyle demiyorum abi. Niye böyle kinayeli söylüyorsun Rüyar? Niye böyle Yılmaz, gevşek gevşek konuşuyor? Yılmaz kaç yaşındaydı ki ya? Vallahi Fethi'cim gevşek demezsek. Yayık değil. Olur mu? Niye kendi üstünüze alındınız Fethi Bey? Yok yok üzerime alınmadım. Niye yayık konuşuyor diye öyle bir... Bence de bir kinayeli konuştu gibi ama. Demir Bey. Yani. Aman komutanım siz de arkadan tamam, gelip konuşuyorsunuz. Benim amirim. Dur canım ne anlattı ben onu bile duymadım ya. Ne dedi bu? Demir Bey bir sıkıntı mı var? Organizasyonları dedi. Yok, siz yok, yapın dedi ama böyle şey yok. Gibi. Arkadaş. Organizasyonları... Bey... Varsa çağırma diye dedim. Vallahi yokluğumuz. Sen bana bir şey mi dedin galiba? Efendim komutanım? Bir şey mi dedin sen? Yok sıkıntı varsa arayıp sorma diye. Demir abiye şey yaptım. Yok bir dakika parayı isterken şurada parayı isterken. Estağfurullah yani. Fethi Bey ya, teşekkür ederim. Bir şey demedim Fethi Bey. Fethi Bey gelir misiniz lütfen? Fethi Bey size bir şey demedim. Niye size alınıyorsunuz Fethi Bey? Yalnız Fethi Bey güzel rol yapıyor benim hoşuma gidiyor. Neyse sıkıntı yok hadi şu Sarı abiyle konuşalım. Ben paramı istiyorum. Komutanım. Bu job elektrikli mi? Yok. Akülü silah var da bu job elektrikli değil. He değil mi? Değil. Niye? Kapalı çarşıda görmüştüm elektrikli job da. Onlar fena işe yarıyor ya. Bunlar yasak oğlum taşıma üstünde. Yok ben taşımıyorum komiserim. Öyle gördüm sadece. Nasıl o da elektriklisi lan bunun? Böyle elektrik şeyi var pilli. Büyük şeyli pil var ya ikili pil. Onunla böyle çarpıyor. Vurdukça mı çarpıyor? Vurdukça çarpıyor. Oho lan. Ne? Kaçı satıyor lan?
Vallahi onu kaça ayarlayayım abi sana? Şaka şaka yemem bak. Efendim Peti Bey yap. Kenan sen de bana masaj yap. Sen masaj yap canım. Kızım sen deli misin? Yürü geç şöyle be. Halkın içinde. Olmaz ki böyle, biz de erkeğiz yani komutanım değil mi? Olsun oğlum, arada masaj yaparsın be, ne olacak? Tamam da böyle ula açık yerde olur mu? Benim gizli olur komutanım. Öyle ben alfa kurtum. Alfa? Sen mi? Kenan, tanıştığıma bırak memnun oldum. Lan, hadi. Eyvallah abi, ben de aşık geldi. Görüşürük, bir isteğin var mı? Hadi öptüm. Yok. Kenan. Efendim aşkım? Deli bala mı geçiyorsunuz? Efendim? Deli bala mı geçiyorsunuz? Biz Saruhan abiyle küçük bir görüşmemiz var dünkü olaylardan sonra. Onu bir çözelim. Tamam, istersen tamam, araşalım. Bana da haber verirsin. Tamam, tamam canım. Dikkat et kendine. Tamamdır, sen de. Tamamdır. Bir diyeceğin yoksa? Bir diyeceğim... Yok. Ben de bir şey diyeceğim. Kenan! Kaç kaç kaç, kızı öptüm. Oğlum sen kaçıyorsun, kız ayrı kaçıyor. Ne yap? Oğlum siz liseli misiniz amına koyayım? Ben Kenan liseli sen kim? Kaç yaşındasın lan? 27'den gün alıyorum abi. Lan sevgili senin yanağından bir tane öptün diye neyin heyecanını yaşıyorsun? Abi ne bileyim, şimdiye kadar öpmedim ki. Hiç öpüşmedin mi sen şimdiye kadar? Yani yastığımla öpüşmüştüm. Denemeleri yaptım. Böyle yanağını öpüp kaçtıydın daha önce kızım. Oğlum, hiç bir kere sen denk getiremedin mi? Elini de mi öpmedin, böyle yumruk yapmadın mı elini? Yumruk yapıp böyle üst noktasını. Öpüşme, bayramda çok el öptüğüm oldu. Yapmadın mı? Lan öyle, öyle değil, öyle el öpme değil lan. Böyle yuvarlak yaparsın ya. Dudak gibi olur. Nasıl aynen, yani? Lan elini böyle yuvarlak yaparsın işte. Dudak gibi olur. Yok bu başka oldu abi, o başka şey için prova. Oğlum o değil lan. Bunun yaşı gelmiş de beyin oraya gelememiş henüz. Senin büllüğüne su serpildi mi? Nasıl? Kamıştan diyor, dere aktı mı? Dere kurudu bizim orada, göksu. Musluk açık mı musluk? Musluk açık bırakmadım abi evden çıkarken. Şelaleler diyor, çalıyor mu? Manavgat mı? Hadi aman, amına koydum, anla artık ya. Hiç anlamadım ha. Yarrakta diyor, yarrakta diyor. Oynama var mı diyor Kenan. Sana dedi herhalde. Abi, abi biraz ağır olmadı mı? Bir dakika. Anlamıyor telefon. Gerizekalı, ben ne yapayım? Bir saniye telefon. Bir saniye telefon. Efendim Rüyacığım. Efendim diyorum. Rüya mı? Kim polisleri çağırıyor? Ay olur mu, ne kaçması, geliyorum ya. Geldim geldim. Heh, yarrağa yan basmak da boğuluyor herhalde. Ne? Bir şey yok, ben de kinayeli konuşayım dedim de arada kaynadı. Sağ olun, serbest de. Aracı kilitle abi. Ulan. Kim polisten kaçıyormuş komutanım, alalım getirelim. Yok yok, kaçma değil, kaçma değil. Sadece tekrar bir görüşelim. Kardeşim nasılsın? Yılmaz. İyiyim abi, sen nasılsın? Eyvallah, nasılsın? Gelsene söyle, ben baykuşum. Yine değiştirmişsin tarzını. Ama ben kaç kere ifade vereceğim? İşte ya. Ya siz kamera... Hüseyin! Yani. Arkadaşım bir saniye. Lan pezemek. Pardon komutan. Komiserim, bu aytacın... Borcum. Rüya gel, rüya gel bir. İşte Ari'ye demiş galiba. Kenan ne yaptın? Abi şu çocuğa mesela borcum var da. Ne oldu? Çocuğa 19.000 borcum var. Oha. Of, iyi para. O değil de siz kızları burada bırakıp nereye gittiniz ya? İkisi kalmış burada. Abi başıma. Saro abiyle şey konuşup alacaktık kızları da. 19.000 şu çocuğa borcum var, şimdi borcunu istedi direkt. Ne yapacağım ben ya? Ne borcu o ya? Burak sen senin de 19.000 var mı? Abi. Bende 5.000 dolar var. Toplayalım mı kendi aramızda? Yapalım mı bir şeyler? Aynen. Daha yeni araba. Yok ya, bir şey diyeyim Hüseyin. Yok Hüseyin'le bir şey olmaz ya. Hüseyin'le bir şey bir olmaz. Bir konuş abi, ters yapacak olursa sıkıntı aynen, yok. Aynen aynen, duruma git. Ters yapacak olursa ağzına yumruğu yer benden. Öyle yok, yapma yok. Da. Hani borçlusun ya. Hüseyin! Aynen. Hüseyin! Ve? Sana kaç para borcun var? 19.000. 19.000. Ne zaman ödeyeceğim? Ne? Şimdi. Herkes şimdi mi? İşte ben, benim kulağıma geldi. Güzel şarkı, ben de severim. Yarın olmaz şimdi.
Hemen şimdi, şimdi. Seni sikerim şimdi. Kaşırıyorsun ki lan. Paramı ver artık. La tamam tamam ödeyeceğiz be Hüseyin, sen de iki paranın lafını, arkadaşlık böyle bir şey mi? Ulan pezemek yerim. Yani habire setre değiştiriyorsun, bir zenginlik, bir kıyafet değiştiriyorsun, benim parayı ödeyemiyorsun. Neymiş? Reflection'mış. E götüne mi sokuyorsun Reflection'ı şimdi? Lan ne oğlum arabaya Reflection yaptık, kötü mü oldu lan? Ya Reflection'ı sikeyim Kenan ya. Bırak bu işleri Kenan ya. Oğlum tamam ödeyeceğiz, kızın önünde öyle konuşmasana Hüseyin be. Allah Allah. Yengen şurada. Ya Kenan abi yenge mi var abi? Lan Kenan, sana arabayı satayım mı Hüseyin? Kenan. Efendim. Bak vallahi seni... Tamam tamam, tamam tamam tamam. Bana borcumu ver oğlum, borcumu. Tamam vereceğim oğlum, borcum borç demedim mi ben sana? Allah Allah ya. Tamam abi, halledeceğim. Kapısız geçiyorsun, ondan borç alıyorsun, bundan borç alıyorsun. Yok yarın ödeyeceğim. Efendim? Yok bugün konserim var. Oğlum konseri çözünce halledelim, vereceğim diyorum bakalım ya. Arya içeri girdiyse. Cır cırın açık. Arya çözer ya. Dalga muhabbetli geziyorsun ortasında. Nasıl bir insansın sen, ben anlamadım zaten. Tamam halledeceğiz. En kötü bakalım şu işte Tom Holland bana dönerse be. Film ya, işini yaptım. Ya Tom Holland'ını sikeyim Kenan. Yalan atma artık ya. Milletin amına koydun lan ya. Oğlum ya, Kenan Erman abime kazık atan arkadaş mı? Filmi çekti bu adam. Ya, geçen Michael Jackson'ı diri diri gömdük adamı ya. Lan oğlum tanrı onlar sen uyduruyorsun. Ya sen nasıl tırışık abi insansın ya. Lan tamam halledeceğiz dedik be ya. Allah Allah Hüseyin sen de var ya. Borcu 20 bin oldu bu arada. Ya tamam 20 bin, 1000 lira faiz tamam ait. Onu en kısa zamanda ödüyorsun Kenan. Koçum halle istediğim zaman ya öderim tamam mı? Oğlum tamam sakin ol. Kenan. Hüseyin. Hüseyin. Rüyacım Petiberim hoş geldin. Tamam hoş mı koçum? Buldum. Onu istediğim zaman Petiberim konuşacağız. Tamam Kenan abi. Heh. Hadi bakalım. Tamam, Kenan. Ararım ben hadi seni. Abi. Tamam dikkat abi, et bir şey olursa da beni ara. Tamam abi tamam. Abi ne oldu? Şey mi? Sıkıntı var mı? Evet. Yetiverim işte ne yapalım çocuklar öyle yani. Sıkıntı Kenan var mı? Varsa halledelim. Yok yok hallettim hallettim. Rüya şahit oldu zaten. Sıkıntı yok. İyi tamam. Ya, ticaret yapan adamsın Kenan. Olur böyle şeyler. Aynen öyle. 19 bin 1000 lira veririm sana. Şşş, sus payı dedim. Tamam dedi. Bir iki ay sonra hallederiz artık. Yani. Kenan senin o iş başına bela olacak ha. Yok yok abi Hüseyin benden ya. Senin çocuk ne gördüğün gibi aldı birini götürüyor. Kimi götürüyor? Yok şakalaşıyorlar muhtemelen. Bir şey diyeceğim Fethiye ne oldu? İfade veriyor ya hala ben de anlamadım. Neye ifade şey veriyor? Ya, şef benden de aldı ikinci kez Aytaç alıyorlarmış. Şimdi Aytaç'ın anlattığına karşılık bir daha alıyorlar. Yüze vur ref ifadesi. Gülümse bir tanesi. Karakola çağırırlar bir tanesi. O da olur. Olur bu da bunu yatalım bir yere bu iyi lan. Ulan bakayım neyi varmış dur bakayım. Afiyet olsun komutanım. Teşekkür ederim. Arif Fethi nerede? Bilmiyorum ki en son yalnız koşarken beyefendi, görmüştüm işte. Evet Fethi Bey şu an ifadesi alınıyor. O tarafa geçmeniz yasak. Ha efendim, tamamdır gelmiş komutanım. Burada bekleyebilirsiniz ama burada ya da hello dışarıda bir sigara için isterseniz bir dinlenin. Tamam o zaman ben şurada şey yapayım. Şuradan tabela şunda okuyayım bir. Yemekhane bu günleri dağıtıyormuş. LSP'den ne lan uzantısı? Ben size soracağım, siz de cevap vereceksiniz. Tamam. O zaman çok kısa. Tamam buyurun. Aracın önünden birkaç kez geçtiniz mi? Uyarmasına rağmen. Evet. Size küfür et. Annem içeri alacaklar, Fethi içeri alacaklar. Fethi niye içeri atıyorlar? Neden? Kulak misafir oldum. Ne oldu? Evet dedi, tüm suçlarını itiraf etti. Ay. Sus kız. Kaçtı diyemem. Tamam. Yani böyle bir arabasına bindi gider gibi yaptı, sonra tekrar geri geldi falan şekiller şukurlar. Sonra gitti herhalde. Görmedim sonrası. Sinirden göremedim. Anam gördün mü Yılmaz abi sinirden dedi. Ki o zaman şöyle yapacağız. Buyurun şuradan gidebilirsiniz. Bu olay kapandı. Şu anda hiçbir olay yok şu an. Yani birbirinizi kışkırtarak bildiğiniz... Kışkırtma mı çektiler bunlar? Kendi aranızda çözün lütfen bu olayı. Yani polise taşımak birazcık saçma. Kişinin zaten silah ruhsatı... YouTuber mılar? Tamam teşekkür. Kenan yemin ediyorum yapıştıracağım seni şu duvara. Kışkırtma diyor abi. Ses kesildi Yılmaz abi. Ay ben duyuyorum. İn lan. Nasıl duyuyorsun? Ses adam kesildi. Adam burada. Adam arkanda neyi duyuyorsun? Ne? Yılmaz bir
Yok sen Fethi'ydin. Lan oğlum sakın sakın aman sakın abi, kameralar ala kameralar. Elim lan elim. Lan, elim. Aha. Elim elim elim. İyi misin? Ha Allah'ım ya Rabbim dikkat etsene ya. Sıkıntı yok. Plastik ya. Sandım ya. Nereye tek bu atmış şey mi attın? Yumruk attı ya demire. Petiverim bir dakika geliyorum ben. Demir abi selamlar burada. Siz iş konuşup mu geliyorsunuz? Bizim manyağı mı? Aynen aynen bir iş konuşup geleceğiz. Neyse etkinlik yaparsanız haber verirsiniz arkadaşlar. O zaman. Ne tamam tamam abi ararız birazdan. Bu teşkilat, bu polis teşkilatı her zaman Aytaç'ı savunuyor. Ben anlamadım. Ne oldu üç ki? Kere ifade verdim. Üçüncü ifade Fethi yürü, Fethi yürü, Fethi yürü. Fethi öyle. Fethi yürü, öyle değil mi? Fethi yürü. Polise laf etme Fethi. Nasıl savunmuyor? Bildiğin savunuyor. Aytaç'ı savunmuyor. Aytaç'ın özel sebepleri var. Beni niye üç kere ifade ettin? Aytaç'ın özel sebepleri var. Adet mi lan pezevenk? Arya sen ifade verdin mi? Bak bizden konuş. Hüseyin, Hüseyin. Bizden, bizden. Fethi bizden. Yapmayın arkadaşlar. Özel sebepleri var. Özel sebep var diye bana silah çekmek zorunda mı? Arkadaşlar ya, tamam bak. Tamam silahına el koyarlar. Peti veriyorum sen koyar biter olay. Bu kadar basit. Tamam ben de uzatma. Şikayetimi eder biterim. Tamam eder tamam, şikayetini hadi. Ettim zaten koçum. Tamam. Tamam. Farkındayız tamam, zaten oğlum. Hadi sert tamam Hüseyin hadi. Tamam birbirinize sert hadi, yapmayın ama hadi. Tamam hadi. Hadi şey yapalım. Hüseyin bu arada sen kral adamsın var ya. Helal olsun lan sana. Bundan sonra Kenan, ne derdin ne belan olursa beni ara tamam mı? Ya Kenan derdini belanı şimdi paramı ver paramı. Lan tamam vereceğiz işte ya vereceğiz. Hadi öptüm kardeşim. Muah. Hadi görüşürüz Kenan abi. Kenan. Hadi petibörüm. Tamam hallettik sorunu. Ne yaptın? Tamam değil mi? Ya Hüseyin benim arkadaşım yanağından bir tane tutam aldım işte be. Duydum. Yalnız ona bir şey söyleyeyim Fethi duydu ha. Neyi duydu? Senin ona söylediğini duydu valla. Duymaya da iyiydi. Bir şey olmaz ya Fethi'den bir şey olmaz. Haricinde adamı çekip vuracaklar yani bir de uğraşacağız. Bana silah çekmek zorunda mı ya? Fethi tamam Fethi. Fethi bak sen çok atarlısın ama ya. Fethi Bey tamam ya. İbne. Ama kızların Fethi önünde Bey. Böyle konuşmayalım diyorum. Yok kızlar uzak şu an. İbne'ye benzer bir halin var mı? Yani sanki Ceki yok canım abi. Ne alakası var ya. Ben de onu diyorum işte. Fethi ben var ya erkeğin dibiyim ha. Yolda konuşalım burada ortalık yerde uygun değil. Dur bir duman bir fırt alayım öyle atayım ya. Al al. Bir şey yoksa ben kaçıyorum abi. Yok Demir ya. Herhalde biz de gideceğiz. Demir abi eyvallah. Ne demek? Öpüyorum. Konuşacağız abi iyi bak kendine. Tamam tamam. Arya nerede? Görüşürüz abi. İçeride gene mi ifade vereceğim? Bekliyor. Memurum. Yok yok. İstersen bir daha ifade vereyim. Yok yok, yok sen tamam, şey. Sen verme. İçeride bekliyordu. Arya gitti. Bismillah. İçerideydi, içerideydi. Yok yok gitti az önce. He gitti mi? Şikayetçi değilim deyip gitti mi? Tamam. Tamam komutanım. Şöyle olayın sonucunu söyleyeyim istiyorsanız merak ediyorsanız. Olayın sonucu? Kişi 2 hafta nezarethanede kalıyor. 2 hafta. Evet. Hak ettiğini bulmuş. Ben dedim ama Fethi. Silah ruhsatlarını Fethi da getiririm sana. Don getiririm Fethi atlet getiririm. Alın haydi. Fethi değil. Güzel. Yok, oğlum mal mısın? Ben değilim lan. He Fethi, Fethi değil mi? Arkadaşım kafada bir sıkıntı var herhalde. Evet öyle geçiyor. Geç anlıyor geç anlıyor. Onu yok sayın onu yok sayın. Ha tamam. O zaman sola çok bakmıyorum sağa bakayım. Çok. Kişiyi 2 hafta nezarethanede tutacağız. Silah taşıma ruhsatına da el koyduk. Teşekkürler. İşte adalet. Ayrıca bir 50 bin dolar ceza keseceğiz kendisine. Helal olsun. Tamam ben de bir tazminat davası açabilir miyim acaba? Benim buradan yani benim orada şahsi duygularım oynandı. İncinme yaşadım orada ben. Silah gördüm ilk defa. Korktum. Tamam. Açabilir misiniz yani şu an pek yani manevi bir tazminat davası açmak istiyorum ben. Onun için şeye başvurmanız lazım. Mahkemeye başvurmanız lazım. Yani buradan pek suç duyurusunda bulunup manevi ilan oradan siz aktaramıyor musunuz? Maddi desen oğlum Fethi. O pek manevi yani. Ne? Oğlum lan manevi tazminat da para var oğlum. Lan gelsin başını mı olsun senin? Nasılsın çocuk? Lan öyle abi Kenan sen bir karışma ya. Tamam ben bir şey demeyeyim o zaman. Gene karış. Bak nasıl olacak o iş? Abi onu kağıda yaz şimdi. Komiserimin önünde şey yapmayalım. Hani maddi manevi karıştırmayalım. Ben anlamadım hani niye gene devlet kazandı 50 bin dolar devlet almış gene yani ben anlamadım. Ama devletimiz bu vallahi sen yapıyor ya bu belediyeyi güzel bir şekilde helal olsun. Belediye değil şehir. Yalakabısın. Şehir. Düzeltelim. Yanlış mıyım memurum? Şimdi açabilirsiniz ama dediğim gibi mahkemeye başvurmanız lazım. Polis merkezinde bir olay yapamayız. Tamam bana arkadaşlar yol gösterir o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek.
Umarım tekrar böyle bir olay yaşanmaz kimsenin arasında. Ben şehirdeyim artık inşallah. Komiserim, bir sıkıntı olmaz. Yılmaz abi hadi gidek ya. Gidek ya. Gel yürü Kenan. Hadi görüşürüz komutanlarım. Görüşmek üzere. Kafayı bir aktivite ya. Bir şey var mı abi kankan ya yoksa bak. Sıkıntı olursa var. Arayın ha. Yapılırsa söyleriz Burak ya. Koçum zaten kaçayım mı adamı sonra? Net söyleriz her yerden duyarsın zaten. Aynen tamam. Twitter'dır, dinlenmedir abi. Cansın öpüyorum seni gel. Eyvallah abi. Burak, hadi Burak'cığım iyi bak kendine. Burak senin arabanın aynından satışta bir tane ver tamam mı? Aklında bulunsun. Benim araba satışta. Ha, sen satıyorsun mu? Kaç diyorsun abi gelene fiyat vereyim. Kaça verelim bunu sen işte şey yap ya. Sen daha iyi bilirsin arabalardan. Abi 150'ye falan aldın. Ya yine böyle bir 30'luk 150 şey falan. Bir açarsın. Açarız. Düşeriz birazcık. Öyle tamam. Bırakmaya çalışıyoruz. Tamamdır öyle yapalım hayır. Tamam. Ben sana haber veririm. Benim buluşun nasıl olduğunu biliyor musun? Abi siz de Allah aşkına. Taksi arıyordum. Beni taksizlendi, beni aradı. Gözünüzü seveyim. Siz de var ya. Ben de 9 ay kaldım. Siz de 9 ay kaldınız. Az sabredin be. Nerede kaldık lan 9 ay? Ana şimdi söylesem yanlış anlaşılabilir. Şimdi onu ben de diyecektim ve ters olacak. He anladım tamam. Ne diyeceğiz biz Saruhan'a? Salonu anlatırız mekan olayını da. Bu Aytaç olayından ilgili. Bir daha böyle bir olay olduğunda bu bir tane baykuş var. Zaman değil level'e bulaşmış. O geldi benimle konuştu. Galiba onlar biraz destek oluyorlar. Ondan bu kadar kolay yırtıyor. Şöyle bir lakabı. Vay. Şekil lakabı. Şöyle bir olay var. Bu çocuğun intihar eğilimi varmış. Evet. Diyorum ki önce benzin alalım. Bir dahaki benzeri bir vakada acaba çocuğu alsak konuşacağız diye götürsek de yüksek bir binanın üst katından aşağı düşmüş bulunsa. Peki önce dövmedik mi abi? De döveceğiz. Dövüp atacağız zaten. Abi böyle işler varsa görüşürüz. Var mı bir isteğiniz? Kenan bin Kenan. Bin şuna bin. Abi gözünüzü seveyim ya. Bak star diyor. Şey diyor. Prodüksiyon ayağına Ekrem gibi çocuğa banka soyduruyordun gıkın çıkmadı. Kim mi konuşuyor? Ama o para getiriyor. Bu ne getiriyor? Can abi alıyorsun. Peki bak hazır soymak falan derken asıl parayı sen de hissetmedin mi? Nerede? Asıl para büyük. Asıl para büyük de. Soygun iyi koruyorlar. Yok mu abi? Meyaza mı banka mı? İkisi de. Lan ne İkisi nasıl de. Kırmızı bu amına koyayım? İkisi de zor. Ama mağaza çok zor değil diyorlar. Kolay mıymış mağaza? Yani bankaya kıyasla daha kolay. Çünkü bankada helikopteri kalkıyor, bilmem ne oluyor falan. Size isterseniz deneyimlerimden bir kubbe paylaşabilirim. Paylaş. Dedenin ya. Market var ya dedenin. Evet. Ha. Orada biraz güvenlik önlemleri vardı. Ama içeriden iki tane çokonat çaldım. Vallahi geri zekalı bir çocuk. Ben yorum yapmayacağım. Fulla koçum. Kenan. Efendim abi. Çokonat diyorum biz bütün kasayı boşaltmaktan bahsediyoruz. Tamam abi sonuçta amaç ne? Çokonattan orada bir mi lan? İki tane ne yaptın cebine mi koydun dükkanda? Tamam da abi amacı ne sonucuna bak. Hırsızlık bu da hırsızlık. Onda da çalıyorsun bunda da çalıyorsun. İlk kasayı da çokonat gibi götüne sokarsın sana seni bindirir götürürüz. Ağır konuşuyorsun abi bazen. Oğlum sen de bazen çok boş konuşuyorsun hafif kalıyor. Dengeyi sağlıyorum ağır konuşma. He anladım. Biti zaten nötr gibi. Sonra sol kağıdı kesildi başımıza pezemek. Nasıl abi? Asitler bazlar. İlkokul aklıma geldi. Sıkıntı yok. He. Sizde HQ var mı? Bende de yok ya. Yok bir bakkala makkala uğrayalım da. Şu soldan devam et Fethi orada bir tane olacak. Nerede? Şuradan mı? Buradan solla. Ha şurada var ya. Dur. Orada da var. Buradan düz ileriden sol. Aynen. Bu o zaman Saruhan işini mi halledelim önce? Nasıl yapalım? Abi Saruhan işini halledelim. O kadar biz söyledik. O kadar işle uğraştık. Dün sinir ses oldum zaten. O kadar işte. Çoğmasa bir para alalım bir şey alalım ya. Tamam bende Saruhan'ın numarası vardı. Bir arayayım istiyorsan.
Ara ara neredeymiş bakalım. İyi, ben bir arayıp soruyorum. Onu düzgün park etseydik, şimdi biri gelir park edemez. Gel şu önce ben de bir su gofret alayım. Selamun aleyküm. Lotto bugün ne verdi ya? Su nerede lan? Su kalmamış. Nasıl kalmamış? Bildiğin düpedüz kalmamış. Su yoksa kolay iş oğlum. İyi konuştun abi. Doğru dedi. Ben bir arıyorum Saron'u. Bak gitme dur. Efendim abi? İtiyorsun oğlum. Adamla alışveriş yapıyoruz şurada. Kolay gelsin. Arabanın haline bak ya. Oh, bugün de doyduk ha. Güzel mi lan sandviç? Vallahi efsaneydi. Ama soğuk. Sıkı var ya. Aç karnına çok iyi gitti. Afiyet olsun abi. Eyvallah, aç karnına mide deliyor diyorlar kolay ama doğru mu bilmiyorum. Aa, dur senin arabaya karvaş yapayım. Bağırıyorsun oğlum. Ne yapacaksın? Bin karvaş. Konuştum. Ne konuştun abi, ne diyor? Mekaniğin oradaymış. Biraz da galiba gönül koymuş size. Harbi mi diyorsun? Şey falan yaptı. Haklı adam, evet, haklı. Yarım kaldı yani, yapıyorduk da kaldı öyle falan dedi. Haklı adam, vallahi haklı. Gidelim gönlünü alalım. Takip. Ama et, şey değil hani böyle. Et. Sinirli değil yani. Bir kırgınlık durumu gibi böyle. Ses öyle geliyordu. Ulan palladı araba ha. Vallahi fena oldu. Bunu bir gün iç dışa götürelim ya. Soldan oğlum, soldan. Abi yani haklı adam. Bir anda sizin böyle oldu, yarım mı kaldı organizasyon? Abi sızdık ya. Tam böyle en güzel yerinde. Kenan'ın yapıyor yani. Bazen içiyor sahneden önce. Vallahi bir kötü ya olduk ya. Nasıl olsa sahneye çıkmayacağım diye içtim. Sonra araya öyle şeyler olunca, beni kütlenince. Dans olarak mı çıktın? Ne yapayım abi? Sadece rüya vardı. Gerçi doğru, show must go. Aynen öyle. Dönüşü gördünüz mü Lee? İnsan gelmiş. Sen o dönüşleri çok yapma da. Sen vurma da abimin arabayı. Lan oğlum. Bu vuracak gibi, ben sana diyeyim. Yok yok, bende bu araba. Ben de ondan korkuyorum. Faturayı eline alırsan ekstradan Fiyat abinin eline tutulmasın diye. Abi bu arabanın süspansiyonlarını biraz yaptıralım. Mekaniğe gideceğiz. Mekaniğe nereye getirdin bizi Kenan? Beni buraya işaretledin. Mekanikte mi? Mekanikte dedim ya. Ben duymadım onu ya. İşaretledim Red. Yavaş! Oğlum! Pardon, pardon, pardon! Zafer! Ne oldu abi, bir şeyin var mı? Geçmiş olsun, ne oldu? Salaksın, sen nasıl bir salaksın ya? Aa, ne vuruyorsun be? Amına koydun arabanın, bu kaç oldu? 3 oldu. Ne oldu, dokundurmadın bile ya? Ön tampon net değişecek, bu boyalı olmaz. Aman, bu da üflesen şey ha! Bin hadi üstü! Üzgüne falan gitmiş. Buyur abi, sen açtın. Geç sen arkaya. Sana açtım abi kapıyı. Oğlum ne yapıyorsun? Arkaya attım çocuğu. Ulan! İyi yaptın abi. Ben zaten arkayı seviyorum ya. Ama velar velar. Ananı sikeyim. Pahalı oğlum, pahalı. Bak agresif sürüş nasıl olur gösteriyor abim sana. Bak burada. Arabaya bak. Bu araba neymiş lan? Vay! Vay! Nasılsın abim? Vay! Vay. İyi Kenan'ım, gel sarılayım. Hoş geldin, hoş geldin ya. Ne haber İlmaz? Hoş bulduk. Vay, Fethi de buradaymış. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Abi ara senin mi ya? Ha, benim. Şekil ha.
Güzel güzel araba. Vallahi klasik. Güzel araba klasiklerden. O fenasın Miko. Miko da yapmış şu şeklini. Miko da yapmış şeklin arabalara bu, bak. Lan bakın şu bana bak bu VIP ya. Miko kimseyi ezmez abi. Miko sen aracın şey olmam mekan. Ya gene mi polis ya? Gene mi ifade ya? Yok yok abi senlik değildir bu. Senle ilgili değildir ya. Ben ilgileneyim isterseniz hemen. Ne oldu komutanım, bir sorun mu var? Ha, merhaba beyefendi, bu beyaz aracın sahibi kim acaba? Bu beyaz aracın sahibi Miko beyefendi. Anlaşıldı. Miko. O kadar organizasyon yap, o kadar hazırlan et, bir anda öyle sız git. Miko. Abi, birinci şart. Oğlum yapacak bir şey yok, abi. Oldu işte. Telafi etmek polis ailesi seni arıyor. Yapacak. Beni mi arıyor? Buyurun memurum. Abi şeyi konuşacaktık biz hani. Aa, bu olarak size mi ait Miko Bey? Evet benim paranın bana ait böyle abi. Bir şey evet, yapmıştık yani para gibi. Hesabı. Ödemeleri falan. Lan? Ne parası lan? Oğlum ben sizi gittikten sonra millete 3000 liralık içki dağıttım lan. Ayıp oğlum olmasın. Adam biz gittikten sonra 3000 liralık içki dağıttı lan ayıp olmasın oğlum, diye. Oğlum Kenan. Abi nasıl 3000 bak, liralık bak bir dakika durun. Şimdi biz bir anlaşma yaptık. Doğru mudur? Doğrudur abi. Doğru. Konser sonucu gördü mü, sonunu gördü mü, görmedi. Şimdi konser gördü mü sorayım. Hasılat belli. Konser, sonucu gördünüz mü? İyi tamam abi, şöyle vereyim cezanızı. Buyurun. Neyse bunlar, tamam bir şey yok komiserim. Paraları aldın zaten, geri mi cevap vermedi. İnsanlara. Oğlum geri vermedim, dedim ki bu konserin telafisi yapılacak. Bugün girenler mekana ücretsiz girebileceklerdi. Konser demiş. Tamam abi yapalım öyle bir mini konser yapalım ama öyle çok uzatmayalım abi. Sonuçta bir tane şarkı söyleyelim. Ne bugün mü? Evet abi hemen telafi edelim, bize para lazım abi. Oğlum bugün olmaz, manyak mısınız? Abicim, kimse yok mekanda. O kadar harcama yaktık, kızlar diyor ki benim paralarım nerede diyor kızlar. E tamam da oğlum konseri tamamlayamadık ki parası gelsin. Ben de onu dedim abi. Şimdi dur bakayım bizim muhasebe, dur duayı bir arayayım. Sizin payınıza ne kadar düşmüş? Oğlum sizin kısmınızı ayırdık zaten. Hayır ben ne yiyip ne içeceğim onu düşünüyorum Saru abi ya. Dur bakalım şu duayı bir arayalım. 19.000 de borcum var Hüseyin'e. Sen 19.000 nasıl borçlandın lan? Sen Twitter'da yazılanları gördün mü o geceden sonra? Yok görmedim abi daha. Yok abi göremedim. Deli bal açılışında rezil oldu falan gibi böyle. Abi onu telafi ederiz ya. Kim o? Hop. Olgun ben Olgun. Ara abi şu an meşgul. İyi yapsın abi. Olgun bu araba dur, ne lan? Dur bir dakika geliyorum. Miko. Abi Tesla bu ya. Lan. Tesla mı? Faruk'tan mı aldın, Hacı'dan mı aldın? Faruk'tan aldım. Kaç aldın lan? Nasıl? Sayıda diyecektim Hacı 4'ünü tamamladı. Abi 260'a denk geldi. Geldi gezdireyim. Oğlum içi falan ne güzelmiş ya. İçine bakayım dedim. Sıkıntı olur mu? Gezdireyim seni. Yo ya ben bilmedim adamın arabasını bilmem. İyi dedik. Abi 260'a denk geldi. Bitti. 260 mı? Bak. Oğlum çok güzel almışsın. Para ya. Vallahi öyle de. Beğendim ya. Ulan 19.000 borcu bir aydır ödeyemedik. Adam 260 araba almış. Hayat ya, işte ya. Başkan. Bizim doktorlar para kazanmamız lazım. Ya. Acil ya. Ben böyle görüyorum. Ağzımın suları akıyor ya. Sen araba mı istiyorsun? Ben ya şu bu adam bile konuşacak. Bir gitsin öbür. Sen hangi arabadan? Hiç kim yaptığı yok yemin ederim. Hiç kim yaptığı yok, doktor falan oynuyor. Doktorculuk oynuyordu bildiğin ya. Hiç bok yapmıyordu hastanede ya. Yok lan bu adam doktorlarda vallahi oynadı. Şöyle diyeyim, Faruk abinin yokluğunda Acı abi de yoksa galeriye ben bakıyorum. Nereye kim bakıyor? Galeriye ben bakıyorum. Harbi mi diyorsun? Aa vallahi. Yılmaz abi sana ne diyeceğim? He? Bende şu arabadan var bak, karşıdaki jipi gördün mü Merso? Evet. İşte o araba çok ters o da ben onu değiştirmek istiyorum abi. Onu ya ikinci elden birine satacaksın, Demir'e bir sor. Ya da bu galeriyanın arkasında şey hurdacılar var. Onları okutacaksın. Abi hurdacı sikiyor ya. Hurdacı sikiyor da o borcu hurdacı ödemezsen de o adam seni sikecek. Ben bir o zaman Demir'e sorup geleyim mi? Bir sor ara Demir'i. İçeride. İçerideyse direkt sor. Girmesin abi şimdi. Saru abi ben geliyorum, şey işini halledin. Benim arabayı da sor lan. Tamam soracağım. Şimdi abi olay şu. 130k benimkinin normal. Ya be. 130k diyor. Kim ona 130k verir? Demir abi. Demir abi. Demir abi. Demir abi. Ana sikim bu araba ne lan? Kiralayayım mı sana Kenan?
Oo, senin mi abi bu araba? Ha, benim kiralayayım mı? Lamborghini. Belki sarı, belki siyah abi bir Lamborghini ya. Diyor ya. Ha, bunu deniyordum ya Burak. Vallahi çok fena arabaymış ha. Nasıl deniyordun ya? Şey, Ekotune'u ya, onu deniyordum. Ha. Hmm. Benim arabayı satın alacak var mı aranızda? Ben sana bunu kiralayayım mı? 5000 lira. Abi bizde o kadar para yok. Ben sana bir şey diyeyim mi? He. Ben sana benim arabayı satayım mı bak? Yok, ben de elimdekini satmaya çalışıyorum. Hangi, bunu mu? Yok be, kendi arabamı. Bu kimin ya? Bu ne lan? Ooo. Ben hiç sevmedim ya. Çift silindir. Vallahi çift güzel abi. Abi çift silindirde iki tane piston oluyor ya. Çift silindir değildir o. Aman Murat, sen de iyi ki bir şey öğrendin, iki başımıza şey oldun ha. Abi yok, hayır yani sadece ya benim yanımda sıkıntı yok, başkasının yanında söyleme yani. Sonuçta belli bir karizma şeyim var, bozulmasın. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Bugün çarşamba olması lazım lan. Doğrudur abi. Tamam ya, yarın yapalım. Yarına uygun musun? Yana ne diyorsun? Yarın bir düşün, iyi düşün ama bak. Bir şeyi aramam lazım asistanımızı ya. Bak şöyle yapalım. Dur tamam, aceleye gelmesin. Siz bir düşünün. Ondan sonra telefonum açık. Beni arayın, söyleyin. Ben de bu arada bir bankaya da uğrayalım. Sizin parayı da vereyim. Oo vallahi iyi abi. Dedin abi, süper dedin. Abi şeyi de neydi, eleman muhabbetinde kararlı açıldıktan sonra haber verin, ben çocuklara haber düşüreyim. Tamam işte onlar bize tam tarihi söyleyecekler. Aynen. Biz de ona göre mekanı az. Abi tarihi Yılmaz abi söylesin ya, benim şehir dışında birkaç gün işim var da. Zaten vallahi Yılmaz abiyle tamam. Kenan yaparlar. Ben aynen Kenan asistanıyla mı artık kimden anlattı bir şeyler ama. Ya bu salağın asistanı yok ya. Yok. Kenan yok mu lan asistan? Pışığıma yok. Arar mı ha şimdi? Ara lan. Ara bakayım. Mesai dışında. Dışında ya da uyuyor. Mesai dışında mı? Ya uyandırırım. Eleman değil mi? Ara uyandır. Uyandır bakayım nasıl uyandıracağım. Açmayacak. Şuna kapattı galiba. Yanlış aradım, pardon. Abi şu para işini halledelim mi? Halledelim. Kime yatırayım? Havale geçeyim hemen. Etiye. At abi bana. Bir ver bakayım bir. 53 abi. Uyanmadı. Ne kadar dolara düşen Miko? Efendim abi? Ne kadardı borcumuz? 1250 abi. 1200. Aynen. Şöyle ben 7500'ü çekeyim, diğerini de iş bitince ver. Alo. Ne yapıyorsun Altan? İyi. Şu anda mekaniğin oradayız abi. 1250'ni 20'ye solo anlaşmıştım 20'ye ya. 100 zor herhalde. Eleman sayımız bakalım, ona göre konuşalım. Arayacağım seni birazdan. İstiyorsan sen gel mekaniğin buraya. Hadi bay bay. Abi Altan gelmiş. Ben talimatı verdim, gelmiştir 8000. 2000 küsürde işte organizasyonu belirledikten sonra o gün hasılatını ekleyerek tamamını kapatırız. Tamam abi, ben bu kendim asistan masistan sallıyor. Belli ki kafasında bir tarihi yok. Ben ondan bir konuşup sana haber ederim. O zaman Yılmaz, o iş sende. Ama bak ne olur kusursuz yapalım da artık yok abi, açık olmayalım. Kusursuz abi. Biz yaparız. Sıkıntı yok. Bu arada abi eleman bak, sayımız belki bu akşam yeterli olabilir. Hani düzenli program yapalım sende. Güzel de parayı. Yapar abi, senin isteğin yeter yani. Ya şimdi eleman bizim Altan gelmiş, Dontaç'ın. Ondan sonra onunla bir konuşacağım. Onun dışında barmenlere ulaşmaya çalışayım. Belki ekibi bu akşam ben toparlayabilirim. Lan bu akşam olmaz. Bu akşam olmaz, ben daha bir sürü işim var, gideceğim. Ha, tamam abi. Aceleye gelmesin. Tamam abi, okey, öyle diyorsan. Ama güzel söyledin lan Kenan ilk parçayı. Vallahi tam böyle var ya. Coşu eyvallah abi, eyvallah. Hop, yeşilleri gördük. Çalışıyoruz daha, repertuarlarda çok şey var.
Kızlar ayarlayayım mı? Başka kızlar. Nasıl? Başka kız istiyor musun? Ayarlayayım mı arkana dansçı? He, dansçı olarak. Olur, olur abi. Sen de mekanı ayarlayayım diyorsan, sen de. Abi, oğlum fark etmez, ben ayarlarım. Tamam, kızlar bende o zaman bu sefer. Tamam abi. Ama şey için, karagraf için bana numaralarını ver. Tamam tamam, veririm. Önceden bir prova yaparız zaten oğlum mekanı. Tabi tabi abi, o şart. Değil mi Yılmaz abi? Sıkıntı yok. Şarkıcı memnun olsun. Benim için her şey okey. Müşteri memnun, şarkıcı memnunsa sorun yok. Tabii ki de memnun. İyi o zaman, ben kaçıyorum. Tamamdır abi, görüşürük. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Öptüm. Hadi görüşürüz o zaman. Kenan dikkat et, üşütme kendine. Miko öptüm, say gömdüm, bay. Hadi bak ki. Allah bu Miko da var ya. Kenan, benim arabaya kaç veriyorlar lan? He? Senin arabaya... Valla bak bir şey diyeyim mi? O demir alıyor ya senin arabayı. He. Yani illa satacaksan net sen demire sat. Daha pahalıya kimse almaz çünkü. Demir ölücü, diğerleri hiç almıyor. Öyle bir sorun. Demir de çok ölücü ya. Diğer alan yok. Demir kaç dedi ki? Valla 85 dediydi. 85. Kaça aldın sen bunu? Ben bunu 130'a aldım. Valla bir şey diyeyim mi? İyi fiyat zaten, vermiş. Zaten hurdacı 62 veriyor abi. E düşün, daha pahalıya zaten. Demir abinin numarası neydi? Ben de sormak istiyorum da. Az elinde kalıyor, öyle düşün. Fiti. Ben bir arayayım Demir, dur. Parayı aldın mı la? Aldım parayı. Hani ya benim payım? Şimdi. Ver bakayım mı bana? 61. Alo Demir abi, neredesin? He ya, bir sanayinin oraya gelebileceğim. Bu hem şey, seninle Fethi, seninle konuşmak istiyorum. Şey, bu Kenan araba fiyatı sorduracakmış sana. Haydi bekliyorum. Ne oluyor lan? Böyle 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 böyle. Demir 5 dakika geliyormuş. Efendim Hüseyin? Abi sen aradın beni. Sen beni aradın. Lan sen beni aradın abi. Oğlum şimdi sen beni aradın ya. Sen sabahtan beri arıyorsun ya beni. Ben aramadım oğlum, yanlış oldu galiba. İyi bakayım. Kaç tamam, ben yapmışım ondan ya. Yanlış. İbanı haydi kaçtan? Öptüm. 61 61. Gönderdim. Bu ne? Ney ney? Bu gelen ne? Nasıl gelen ne oğlum? Bu gelen para ne? Bu para ne? Senin payın. 3000 mi benim payım? Oğlum. Ne dedik zaten? Ne dedik? Oğlum bölüşecektik zaten. Senin payın 3000 işte. Tam da yarı yarıya mı bölüşüyorduk? Oğlum 8000 verdi zaten Saru abi. 2000'i de alacaksın sen. 5000 olacak işte. Bir de ben çıktım dans ettim. Daha ne yapayım oğlum? Ya tam da 12.000 ben almıyor muydum? 12.000. Oğlum ne 12.000'i? Net bir rakam yoktu. Hasılata göre para alacaktım zaten. Ulan hasılatın %60 senin mi? %60'ı Saru abinin. Hayır, bizimkinin %60'ı. 60'ının 40'ı. Aynen, 60'ının 40'ı bu. Benim. Fethi nasıl hesapladın Allah aşkına? O zaman şu an bana senin mantıken kaç para aldın sen Saru abiden? 8000. 8000 aldın. Mantıken bana kaç para göndermen lazım o zaman? 3000. Lan yarısı bile değil 3000. Oğlum normalde biz kaç alacaktık Saru abiden? 10.000 değil mi? He. Tamam, 5000'ini sana verecektim. Lan yarı yarıya mı yapacağız işi? Oğlum yarı yarıya değil de ben orada çıktım dans ettim. E tam dansam Allah aşkına, müzisyen benim ya. Fethi Bey. Selamünaleyküm. Oğlum dans ettim, organizasyonunu yaptım. Sen at ya dedin. Allah aşkına şarkı şimdi. Şarkı söyledin. Tamam da Allah Allah ya, şimdi Shakira sahneye çıkıyor. Ana parayı Shakira almıyor mu? Yanındaki dansçı mı alıyor? Sen Shakira mısın oğlum? Hayır, örnek olarak verdim abi. Oğlum ne Shakira'sı, ne Rihanna'sı, sen ne anlatıyorsun ya? E rüyada dans etti, şimdi ben de ona 3000 versem o zaman bende paranın ötürleniyor. Benim aldığım şarkı söyledin. E rüyaya kaç vereceğiz? Ulan rüyaya 3000 okey diyen sensin zaten. Ben miyim pışık? Ben miyim? Demir abi. Lan oğlum 3000 dedi rüya, senin suratına efendim? Baktım. Abi, tamam olur dedin. Bekliyoruz ya. Pısır ben öyle bir şey demedim. Ya yeni geldim ben de. Ne vardı? Ya Yılmaz abi, bu uçkurun peşine gel, paraları yatırdı kıza.
Şimdi ben de para davası yapıyor bak. Ben sana birazcık Kenan'ı anlatayım. Buna Faruk abim 25 bin dolarlık motor hediye etti. O motoru gitti 20 bine sattı. Sattım. Kendisine 18 binlik jip aldı. Aldım. Jipi kızın 7 bin dolarlık arabasıyla takasladı. Kıza verdi jipi. Kendisi de o 7 bin dolarlığı satıp kendisi 10 bin liralık araba aldı zamanında. O yüzden aldım kırmızı Rubicon. Çok para konularında Kenan'a şey yapmayacağım, bırakmayacağım. Ben de bırakmadım zaten abi. Payını verdim, devam. Tamam hadi 2000 daha hadi. Oğlum 2000'i Saru abiden alacaksın öbür işin bitiminde. He o Saru 2000 verecek, 2000 verecek. Daha anladın tam mı? Vermedi. Allah Allah, anlatamadım adama. Ha Saru'daki o 2 benim mi? Evet. O senin, direkt hepsi senin onun. O zaman 5 almış oluyorum. Tamam oğlum, o da 5 aldı işte. Oğlum ben daha Rüya'ya vereceğim para. Rüya'ya para vereceğim. Onu sen vermeyeceksin. He ben onu senden, tamam ben şimdi, tamam şimdi oldu. Allah Allah. Bu Fethi'nin arabayla ilgili bir konuşuyor. Tamam şimdi anladım lan. Yan sıkıyor sandım ben. Biraz niyetli. Hem de tamam. Kenan benim arabayı satsa kaç yapar diye bir sordu. Onu da sana bir gösterelim dedik. Tamam, ikisini alırım. Alabilir miyiz? Alırız gibi. Bir hesabımız uyarsa. Çok para bakayım. Yok üstümde de, Şaziye'yi bulamadım. Allah razı olsun. Oradan bakmayaydın, iyiydi Fethi. Şimdi ben Fethi'ye fiyat verdim zaten. 12 o okey derse hemen şimdi alırım. Sıkıntı yok. Kaç dedin? Abi Allah aşkına. Efendim? Valla bak hurdacı bile 62 veriyor abi. Abi işte ama olay o zaten. Kaç dedin abi sen Fethi'ye? 85. Fethi sen kaç istiyorsun? Abi ben bir 95 istiyorum ya. Yok yok, sana 120 şey falan verirsin ha. Bence orta yolu bulun. 90'da buluşun. Oğlum senin derdin ne lan benimle? Abi arabanın derdin sıfırı ne? Fethi ne kadardı sıfırı? Onun derdin sıfırı ne? Arabanın sıfırı 30 abi. Tamam bak şimdi. Benim 95'i aldığımı düşün Yılmaz. 110 desem adam gider 10 daha koyar, sıfırını alır 15 koyup. Yani mantıklı olmuyor, anladın? Yoksa ben seni kırmam Yılmaz yani. Peki ya, tamam abi, bu şehri biliyorsun abi. Yapılı araba daha fazla para ediyor sıfırından. Ondan abi motorunda bir şey yok. Abi ben buna bir de sedef attırdım sen, ya. Sen bunu 90 alsan ben seni tanıyorum. En az 100'e satarsın bunu. İşte 10 bin dolar için de şu, yani nasıl uğraşayım? Sen söyle. Az para mı abi? Ya benim için az. 10 bini abi, ben 2 dakikada kazanıyorum. Abi bu araba İngiliz arabası abi. İngiliz araba. Tamam 10 bin senin için yani. Azsa 10 bin senin için azsa 5 fazla ver buna, bitsin bu iş. Yok yok, uğraştığıma değmesi lazım. O son 85 size olur o da. Ben Fethi'ye söyledim, başka biri gelse 80-75. Tamam, ben öldürürüm dedim. Fethi bir düşünsün onu. O düşünsün. Beyler, bir de Kenan'ın arabaya bak sen. Tamam. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bak benim araba. Kenan seninle ne var? Şu arabanın aynısı. Full yapılı. Aynı şekilde bundan yapılı. Var. Bundan. Ama bende cam filmi de var aynalı ha. Full derken Kenan motor var mı? Yok motor değil. Dışı full. İçi full değil. Full artı full derdim. Alırken kaça aldın Kenan'cım, hatırlıyor musun? Ben sanki 160 ama ne aldım ya. Neydi bu? Aynısından ben Burak. Ben bu galeriyanın şeylerine bakayım. Da gel gel, bende var demiş. Var mı? Galeriya kataloğu bende bu şey. Bu lüks lüks. Var. Lüks diye bunun. Bu ney, normal model değil zaten. Lüks lüks. Tamam bir bakayım. Ama bak gene söylüyorum, Fethi'ye söylediğim gibi ben yüksek veremem Kenan, ona göre. Tamam abi sen de hele ne diyeceksin, ona göre bir şey yapalım ya. Tamam. Burada yarı yarıya veriyor. Burada kaç para verir bizim arabaya? Vallahi demir. Ha. Bunların kataloğu 150-160 falan. Yanlışın olmasın ya. Dur Burak da var yok, aynı arabada. Yok yok, doğrusuna bakacağım. Hemen geliyorum. Sor bakalım. Faruk kaçı sattı lan, bunu doğrusunu söyle. Vallahi 150-160 mı neye aldım abi? 160'a mı verdi bunu sana? 156 galiba. Hiç pazarlığa girmedin. Dümdüz aldın. Yok. Pazarlığa girdim. Aynı fiyatı almışsın galeri. Tamam girdim katalog. Ama vermedi, ben ne yapayım? Ben o Tesla'yı yani istiyorum biraz ya. Biraz öldürmen lazım abi. Aslında şey mi yapsam Fethi abi? Dur bakayım, şu Buraklara falan mı sorsam, ne kadar verirler acaba ya benim arabaya? Vermiyor, Burak'ta para yok. Aynen 155'miş abi. Dedim 150-160 civarı bir şey. O 155'e vallahi varmış lan, bana 156'ya verdiler. Motorunda bir şey yok değil mi Kenan? Yok abi, daha garaj arabası zaten. İçinde sigara içilmedi. Güzel. Ona da bir 80'im var Kenan'ım. Abi ama full yapılı ya. 25 bin güne ya yapı şeyini verdim. Boya bir film var oğlum, biz yaptık. Fethi bir gelsene. Ama 25 bin verdim abi ona da ya.
Biliyorum kardeşim ama ben söylüyorum bak, önce ilana koyup satın, sonra isterseniz bana gelin diyorum. Abi ama bunun arabası kaç para?